1924 yılında Mısır'ın İskenderiye şehrinde doğan bir Yahudi. Eli Cohen, gençliğinde Mısırlı Yahudilerin İsrail'e göçlerine yardımcı olan gizli bir grubun içinde çalışmalar yaptı. O sıralar İsrail, Mısır'da bir casus ağı oluşturmuştu. Ve Eli bu ağın içerisindeydi. Ancak bu oluşum ifşa olduktan sonra ise memleketi İsrail'e geri döndü. Tam iki defa askeri istihbarata başvurdu. Fakat iki teklifi de reddedildi. Ümidini kesen Eli Cohen daha sonra bir sigorta şirketinde dosya memuru olarak çalışmaya başladı. O dönemde İsrail, Suriye ile sınır konusunda ciddi sorunlar yaşıyordu. Mossad da Suriye yönetiminin içine sızarak Suriye'den önemli bilgiler almak için bir casus yetiştirip Suriye'ye yerleştirmeye karar verdi. Mossad direktörü Meir Amit, Suriye konusundaki istihbarat çalışmaları için uygun bir casus adayı aramaktaydı. Reddedilen başvuru dosyalarına bakan Amit'in dikkatini Eli Cohen'in dosyası çekti. Cohen tam 2 hafta boyunca gizlice yakın takibe alındı. Hakkında geçmişi, ailesi, potansiyeli ve o dönemde yaptığı işler de dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir dosya hazırlandı. Meir Amit'e göre Cohen bu göreve çok uygun birisiydi. Daha sonra Cohen ile temasa geçilerek Mossad'ın kendisini işe almaya kabul ettiği bilgisi verildi. Cohen daha sonra 6 ay boyunca yoğun eğitim programına alındı. Stop. 45 words. Zero mistakes. I can do better. Ahmed Svedani, head of secret police. T-55 tank, Russian. 120mm mortar shells. Go. Eğitimini tamamlamasının ardından hazırlanan raporda sahada casus olarak çalışabilmek için gereken tüm özellikleri karşıladığı yazıldı. Kendisine Arjantin'de doğup büyümüş Suriyeli bir iş adamı kimliği verildi. Artık onun adı Eli Cohen değildi. My name is Kamel Amin Thabit. My name is Kamel. My name is Kamel Amin Thabit. Arjantin'in Buenos Aires şehrine yerleşen Thabit, burada yaşayan Suriyelilerin arasına girdi. Thabit artık çok zengin bir iş adamıydı ve bu yüzden Suriyeli çevre edinmesi uzun sürmedi. Suriye sosyeteleriyle arasını çok iyi tuttu. Ve bu çevredeki önemli isimlerden aldığı referans mektuplarıyla 1962 yılında Suriye'nin Şam iline yerleşti. Come, Kamel. I want you to meet the military attaché, General Amin al-Hafez. I am honored, General, to meet one of the greatest living Syrians. Kamel grew up in Argentina, but has expressed great interest in returning to Syria, in using his great wealth to invest in its future. And this is my wife, Zena. Arjantin'de edindiği bağlantılarla, Şam'da da ekonomi ve siyaset dünyasının önemli isimleriyle hızlı bir şekilde bağlantı kurmayı başardı. Ve partiler ile gece hayatının aranan isimlerinden birine dönüştü. Sosyal hayatı sayesinde tanıştığı isimler arasında yer alan üst düzey Suriyelilerden çok kritik bilgiler topladı. Bu bilgileri ise evinde gizlediği telsiz vericisiyle Morse alfabesi kullanarak İsrail'e ulaştırdı. Suriye'nin Arjantin'deki askeri ateşesi olan ordunun en etkili isimlerinden Albay Emin El-Hafız ile iyice kaynaşması casusluk kariyeri açısından bir dönüm noktası oldu. Hafız, Suriye'ye döndükten sonra Baas Partisi'ne mensup bir grup subay ile birlikte darbe yaparak yönetimi ele geçirdi. Darbenin ardından devlet başkanı olan Hafız, Cohen'i en yakın isimlerinden biri haline getirdi.
Bu yüzden Cohen'in devlet sırlarına erişim olanağı daha da genişledi. Sık sık Suriye ordusu karargahlarını ziyaret ediyor ve askeri üslere rahat rahat girebiliyordu. Cohen artık ülke meseleleri için söz sahibi duruma bile gelmişti. Hatta bir dönem Hafız, Cohen'i savunma bakanı olarak atamayı bile düşündü. Cohen, Golan tepelerinde güneşin altında nöbet tutan askerlerin gölgesinde durabilmeleri için belli yerlere ağaçlar diktirdi. Bu ağaçlar daha sonra 1967 yılındaki 6 gün savaşları sırasında İsrail ordusu tarafından askerlerin yerini belirlemede kullanıldı ve hedef olarak vuruldu. Ayrıca Suriye ordusunun konuşlandığı noktaları da bildirdi. İsrail'in Golan tepelerini işgal etmesiyle sonuçlanan savaşın gidişatında özellikle Suriye'nin tek kademe değil 3 kademeli bir savunma hattı kurduğu yönündeki istihbaratı da kritik rol oynadı. Ayrıca Cohen'in bu dönem içerisinde en az 3 kere İsrail'i ziyaret ettiği biliniyor. Fakat bir kısımdan sonra her şey olumlu bir şekilde ilerlemeyecekti. Suriye istihbaratı yaşanan bir dizi gelişme üzerine içlerinde üst düzey bir casusun olduğundan şüphelenmeye ve bunu araştırmaya başladı. Cohen etrafındaki çemberin daraldığının ve yakalanma riskinin giderek arttığının farkındaydı. Kasım 1964'te hem yeni doğan 3. çocuğunu görmek hem de yeni elde ettiği belgeleri teslim etmek için İsrail'e gitti. Mossad'a Suriye'ye geri dönmek istemediğini, kendini tehlikede hissettiğini söyledi. Ancak bu talebi kabul edilmedi ve son bir kez daha Suriye'ye gitmeye zorlandı. Suriye istihbaratı da bu dönemde elinde olan Sovyetler Birliği'ne ait cihazlarla teknik takip yaparak telsizle farklı bir frekanstan yasa dışı yapılan yayınları tespit etmeye başladı. Bu teknik takip sonucunda Cohen, Ocak 1965'te evinden İsrail'e istihbarat geçerken suçüstü yakalandı. Cohen yakalandıktan sonra Suriye istihbaratı tarafından sorgulandı ve çok yoğun işkencelerden geçirildi. Çıkarıldığı askeri mahkeme tarafından casusluktan suçlu bulunarak idam cezasına mahkum edildi. İsrail, Cohen'in iade edilmesi için uluslararası alanda bir kampanya başlattı. Fakat bu Suriye tarafından kabul edilmedi. Cohen, 18 Mayıs 1965 günü Şam'ın Merv Meydanı'nda asılarak idam edildi. Görsellerini ve videosunu Google üzerinde arama yaparak bulabilirsiniz. Cohen'in naaşının nerede olduğu hala bilinmiyor. Suriye, naaşın İsrail tarafından bulunup geri götürülmesini engellemek için en az 3 kere mezarın yerini değişti. Suriye ile İsrail arasında 2007 yılında Türkiye'nin arabuluculuğuyla ilişkilerin normalleştirilmesi için yürütülen müzakere sürecinde Cohen'in naaşının iade edilmesi konusu da masaya getirildi. Ancak bir sonuç alınamadı. Cohen hala İsrail'de ulusal bir kahraman olarak kabul ediliyor.